Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bulaşık makinemizde parlatıcı ne işe yarar? Parlatıcı kullanmazsak ne olur? Üçü bir arada tabletlerdeki parlatıcı yeterli mi? Şu an elinde gördüğünüz parlatıcı markası gözükmesin diye kapattık. Şimdi bulaşık makinemizde parlatıcının görevi arkadaşlar, makinenin içinde yıkanan bulaşıkların üzerinde bir tabaka oluşturarak bulaşıkların üstündeki suyun Bulaşıktan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Uzun oldu biliyorum. Daha da basitleştirebilirim. Hatta basitleştireyim. Bulaşığın üzerindeki suyun bulaşık üstünden kolayca akmasını sağlar. Daha da basitleştirebilirim. Bulaşığınızın daha iyi kurumasını sağlar. Easy. Üçü bir arada tabletler var. Kullanıyoruz. Herkes kullanıyor. Buraya atıyorsun. Tuzu var. Parlatıcısı var. Ama bulaşıkların nemli çıkıyor. Bilmem ne bir sürü soru oluyor. Şimdi bu tabletler standart üretiliyor. Her suya göre standart üretiliyor. Yani sen Kıbrıs'ta yaşıyorsundur. Suyun deli gibi kireçlidir. Sert bir suyun vardır. O üçü bir arada tablet bir işi yaramaz sende. Anca deterjan işi yarar. Parlatıcısı, tuzu etki etmez. Ama yumuşaktır suyun olabilir. O yüzden böyle bir göz var. Parlatıcı gözü. Buradaki göze parlatıcı dökerken maksimumu açmıyoruz. Parlatıcısını koyduk. Ne oluyor? Bulaşıklar yıkanıyor. Süper. Sonra bu makine kurutmaya geçiyor. Kurutmaya geçince ısı oluşuyor tabii ki buhar oluşuyor. Su tanelerinin üzerinden akması için işte buna ihtiyaç duyuyor. Bulaşığın üzerinde olduğu için suyun kolayca akmasını sağlıyor ve ısı etkisiyle çabucak bu da yok oluyor, kalmıyor üzerinde. Eğer bunu çok kullanırsanız bulaşıklarınızdaki gök kuşağı şeklinde görüntüleri görürsünüz. Ayarında kullanmanız lazım. Zaten bunun içinde parlatıcı ayarı denen bir şey var. Yani parlatıcı bu işe yarıyor bulaşık makinemizde. Umarım anlatabilmişizdir. Yani 4-5 tane tanım yaptım. Birisi sizin için uygundur. Videoma burada son verirken kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.